Merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TYT Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine köklü sayılar konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soru aşağıdaki gerçel sayı doğrusunda kök 2, kök 3 ve kök 11 sayılarının yerleri gösterilmiş. Buna göre hangileri yanlış tam sayı aralıklarında yer almıştır diye soruyor. Şimdi burada mesela kök 2 sayısını 1 ile 2 aralığında olduğunu vermiş. Şöyle kontrol edeceğiz. Her birinin karesini aldığımız zaman 1'in karesi 1, kök 2'nin karesi 2 gelecek, 2'nin karesi 4. Ve bu sıralama doğru olduğu için kök 2 doğru yerde diyebiliriz. Kök 3'e bakalım aynı şekilde 2 ile 3 arasında olduğunu söylüyor. 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3, 3'ün karesi 9. Bu sıralama yanlış olduğu için kök 3 doğru yerde değil. Kök 11'e bakalım aynı şekilde 3 ve 4 aralığında olduğunu söylemiş. 3'ün karesi 9, kök 11'in karesi 11, 4'ün karesi 16. Bu sıralama da doğru olduğu için kök 11 de doğru yerde diyoruz. Yanlış olanı sorduğu için de sadece burada kök 3 diyeceğiz. İkinci soruya bakalım. Bir hesap makinesinde aşağıdaki işlemi yapan bir kişi eşittir tuşuna bastıktan sonra sonucu görüyor demiş. Gördüğü sayı aşağıdakilerden hangisine en yakındır? Şimdi buradaki değerlerimiz mesela 2 kök 7 ve 3 kök 2 sayısının bize hangi sayı yani tam sayılar arasında kaldığını bulmamız gerekiyor. Mesela 2 kök 7 de şöyle desek 2'yi içeriye alsak 4 çarpı 7'den kök 28 olacak. 3 kök 2 ise 3'ü içeriye aldığımız zaman kök 18. Şimdi kök 28 ve kök 18'in hangi sayılar arasında olduğunu bulalım. Mesela burada karesini aldığımız zaman da mesela kök 28'in karesini alacağız ve karesini aldığımız zaman bu aralıkta kalması gerekiyor. Şöyle desek mesela 5 ile 6 aralığı desem 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36 ve bu sıralamayı sağlayacak. Mesela 4 ile 5 deseydim bu aralıkta olmayacaktı. O zaman kök 28, 5 ile 6 arasında bir sayı. Aynı şekilde kök 18'e bakalım. Kök 18 karesini aldığımız zaman 18 olacak. O zaman neyin karesini aldığımız zaman gelir? 4 ile mesela 5'in. 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. Bu sıralamayı sağladığı için kök 18 de 4 ile 5'in arasında kaldı. O zaman biz bu iki eşitsizliği topladığımız zaman yani 5 küçüktür, kök 28 küçüktür 6, 4 küçüktür, kök 18 küçüktür 5. Topladığımız zaman bu iki ifadenin, bu iki köklü ifadenin toplamı 9 ile 11 aralığında olmalı. Dolayısıyla buradan cevabımız E şıkkı geliyor. Üçüncü soruya bakalım. Yukarıda gerçel sayı doğrusunda gösterilen sayıların hangisi yanlış yerleştirilmiştir? Şimdi yine aynı şekilde bakacağım. Mesela kök 8'e bakalım burada negatif olduğunu sonra bakarız. Mesela kök 8 hangi iki tam sayı arasında dersek eğer kök 8'in karesi 8. O zaman neyin karesini aldığımızda gelir? Mesela 2 ile 3 desem 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Bu aralıkta geldi. O zaman kök eksi 8 de aslında eksi 3 ile eksi 2 aralığında olacakmış. Dolayısıyla bu yanlış yerde diyebilirim. Diğerlerine baktığımız zaman eksi 15 bölü 11 demiş. Şimdi buradaki değerimiz 1'den biraz daha büyük bir değer. Negatif olduğu için 1'den biraz daha küçük bir değer olarak gelecek. Bize zaten yanlış değeri sormuş aslında. Biz o yanlışı bulmuştuk. Dolayısıyla cevabımız buradan A şıkkı geliyor. Ama yine de diğerlerine bakabiliriz tabii. Pi mesela 3,14 doğru yerde. 1 tam 3 bölü 4 buradaki değerimiz 1'den 1 ile 2 arasında sonuçta 1'den biraz daha büyük bir değer. Burası da doğru. Eksi 0,2 dediğimiz değer eksi 1 bölü 5 de diyebiliriz buna. Sonuç olarak yine aynı şekilde 0 ile eksi 1 aralığında bunların her biri doğru. Ama kök eksi kök 8 yanlış yerde verilmiş. Dördüncü soruya bakalım. Sayıların gerçel sayı doğrusundaki gösterimi hangisi olabilir? Şimdi A sayısı burada tek tek yine bakalım. Kök 3 sayısı 1 ile 2 aralığında dediğimiz zaman 1'in karesi 2, kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 4. Bu sıralamayı sağlıyor. Kök 3 1 ile 2 aralığında. Biraz önce bulmuştuk. Kök 7'ye bakalım. Kök 7'nin karesini aldığımız zaman şimdi 7 gelecek. O zaman 2'nin karesi ile 3'ün karesi arasında kalıyor. 2 kök 3 içeriye aldığımız zaman kök 12. Kök 12 de 3 ile 4'ün aralığında. Çünkü 3'ün karesi 9, kök 12'nin karesi 12, 4'ün karesi 16. Sıralamayı sağladığı için de kök 12 de bu aralıkta olacak. Yani A sayısı 1 ile 2 aralığında olması lazım. B sayısı yani kök 7 sayısı 2 ile 3 aralığında olması lazım. C de 3 ile 4 aralığında olması lazım. Dolayısıyla sadece bunu veren zaten A şıkkı olduğu için cevabımızı bulmuş olduk. Beşinci soruda aşağıdaki sayı doğrusunda kök A ve kök B sayılarının bulundukları aralıklar gösterilmiş. A ve B doğal sayılar olduğuna göre B eksi A farkının ifadesini alabileceği değer en çok kaçtır? Şimdi A ve B doğal sayılar kök A sayısı. Mesela şöyle söyleyelim. Kök A sayısı 2 ile 3 aralığında. Kök B sayısı ise 5 ile 6 aralığında verilmiş. Bize B eksi A'yı soruyor. O zaman bunların karelerini alalım ki B ve A sayılarını bulalım. 4 küçüktür. A küçüktür. 9.
25 küçüktür b küçüktür 36 geldi. B eksi a demiş. O zaman şöyle düzenleyelim burasını. B artı eksi a şeklinde yapalım. Yani a'nın işaretini burada değiştirelim. Eksiye çarpalım. Sonra iki eşitsizliği toplayalım. Eksiyle çarptığımız zaman burası şöyle gelecek. Eksi 4 eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi a küçük büyüktür. Eksi 9. Şimdi buradaki eşitsizliğimizin altına küçükten büyüğe yazacak şekilde burada düzenleyelim. Küçükten büyüğe olduğu için burada küçükten başlıyorum. Eksi 9 küçüktür. Eksi a küçüktür. Eksi 4. Bu şekilde iki eşitsizliği toplarsak 25 ile eksi 9'u topladığımız zaman buradan 16 küçüktür b eksi a küçüktür burası da 32. Bu o zaman b eksi a farkını alabileceği en büyük değer 32'den küçük olduğu için alabileceği en büyük değer 30 olur. 6. soruda yukarıda verilen sayı doğrusunda a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi kök 17'nin hangi aralıkta olduğuna bakalım öncelikle. Kök 17 4 ile 5'in aralığında çünkü 4'ün karesi 16, kök 17'nin karesi 17, 5'in karesi 25. Dolayısıyla kök 17 sayısı mesela burada 4 ile 5 aralığında bir sayı diyebilirim. Bu tarafta da bir 5 sayısı var. 4'ten büyük sonuçta. 2 kök 6 da 2'yi içeriyor ise kök 24. Kök 24 de yine 4 ile 5 aralığında bir sayı. Çünkü 4'ün karesi 16, kök 24'ün karesi 4, 5'in karesi 25. Şimdi mesela burada dikkat ettiyseniz 24, 25'e çok yakın. Burada da 17, 16'ya çok yakın. Yani burada kök 17 4'e çok yakın. O zaman 2 kök 6 da 5'e çok yakın bir değer olacak. Dolayısıyla A sayısı da 4 ile 5 aralığında bir değer olması lazım. 4 ile 5 aralığındaki bir değer. Mesela burası 5'ten büyük bir değer. Burası yine aynı şekilde 2'den büyük bir değer burası. Burası ise 6'dan büyük. Burası 4,5. Direkt 4 ile 5 aralığında olduğu için cevabımız D şıkkı geldi. 7. soruda X hangisi olabilir demiş. Şimdi kök 3 sayısına bakalım. Kök 3 sayısı 1 ile 2 aralığındaydı. Kök 5 sayısı ise 2 ile 3 aralığında bir sayı. Şimdi bunları mesela karesini aldığım zaman 1 küçüktür, 3 küçüktür, 4 gelecek. Kök 3 sayısı 4'e çok yakın bir sayı. Yani daha doğrusu kök 3 2'ye çok yakın bir sayı o zaman. Şöyle diyelim 1, 2, 3 aldığımız zaman. Kök 3 sayısı dediğim gibi 3 4'e yakın olduğu için kök 3 sayısı da 2'ye çok yakın bir sayı. Dolayısıyla kök 3 burada bir yerlerde. Burada karesini aldığımız zaman 2'nin karesi 4, kök 5'in karesi 5. 3'ün karesi 9. Dolayısıyla 5 4'e çok yakın olduğu için kök 5 de 2'ye çok yakın bir değer. O zaman 2'ye en yakın mesela bize bu aralıktaki x değerini istiyorsa 2'ye en yakın değeri bizim aslında bulmamız lazım. Mesela burası 3 bölü 2 1,5. 2 de burada bir yerlerde. Yani burada 2'ye çok yakın olduğu için 1,5 aslında burada bir yerde kalıyor. Burası 5 bölü 2. Burası da 2 ile 3'ün tam arasında bize ama şöyle bir durum lazım. 2'ye çok yakın bir kök 5 var ve ondan önce gelen bir sayı lazım bize. A şıkkı da olmaz, B şıkkı da olmaz. Burası 5 bölü 4. Burası da 1'e yakın bir değer. Burası da olmaz. Burası 21 bölü 10'dan 2,1 bu olabilir. Buraya bakalım. Burası 7 bölü 3. Şimdi 7 bölü 3'e bakalım burada hangisi daha yakın. Çünkü buradaki değerimiz lazım. 7 bölü 3 dediğimiz zaman burada 2 defa geldi. Kalanımız 1. 2,3 geldi. Dolayısıyla buradaki 2,1 2'ye en yakın değeri arıyorum. Çünkü kök 5 ile kök 3 de 2'ye çok yakın. O yüzden de en yakın değerimiz burada x değeri olabilir diyoruz. 8. soruya bakalım. Bir kenara kök 48 olan karesel bir bölgenin EDC üçgeni dışındaki kısmı yeşile boyanmış. EC uzunluğu kök 3 ise yeşil boyalı bölgenin alanı kaç metrekaredir? Şimdi bu karenin alanı öncelikle şöyle yazalım. Karenin alanı kök 48 çarpı kök 48. Bundan bu alanı çıkartmamız lazım. Bu alanda nedir? Kök 48 çarpı kök 3'ün yarısı. Bu alanı çıkarttığımız zaman yeşil boyalı alanı bulacağız. Kök 48'e kök 48'in çarpımından 48. Burası da şöyle diyelim kök 48'de 16 çarpı kök 3'tür aslında. 16 çarpı 3'ten aslında burası 4 kök 3'tür. Dolayısıyla burada da çarpı bir kök 3 var. Faydalı da 2 var. Kök 3'e kök 3'ün çarpımından 3. 3 çarpı 4 12. 12 bölü 2'den de 6 geldi. Ve buradaki yeşil boyalı bölgenin alanı 42 metrekare oldu. 9. soruda aşağıda uzunlukları gösterilmiş iplerin her biri ayrılabilecek kadar 1 cm uzunluğundaki parçalara ayrılıyor. Buna göre 3 ipin hepsinde elde edilebilecek 1 cm uzunluğundaki parça sayısı toplamda en çok kaç santimdir? Kaç tanedir? Şimdi 3 kök 3'e baktığımız zaman burası kök 27 ve kök 27 sayısı 5 ile 6 aralığında bir sayı. 4 kök 3 dediğimiz sayı içeriye aldığımız zaman kök 48 o da 6 ile 7 aralığında bir sayı. 5 içeri girdiğinde 25 çarpı 5'ten 125, 125 de 11 ile 12 aralığında bir sayı. Dolayısıyla burada 5'ten büyük olduğuna göre en fazla 5 tane 1 santimlik çıkartabiliriz. Buradan 5 tane geldi. Burası 6'dan büyük ama en fazla 6 tane 1 santimlik ayırabiliriz. 6.
Burada en fazla 11 tane çıkartabiliriz. Bunları topladığımız zaman 17 artı 5'ten 22 tane toplayabiliriz diyoruz. Evet, böylece köklü sayılarla ilgili birinci testimizi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.